Peki o büyük insanlar, o örnek nesil, o model nesil, o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişen o numune neslin kulluk kodlarını biz böyle çıkardığımız zaman neyin üzerine çıkarıyoruz? Eskiden bu salon ağzına kadar dolu olunca bunlar işe yarıyordu ama bugün bir şeyleri göstermek için kardeşlerime yine getirdim. Bakın 6 tane temel noktada kavram var aslında burada. Sahabenin kulluk kodları bunlar tevhid, teslimiyet, tevekkül, tazim, takva ve tevbe. Şimdi geleceğiz birer birer ama ben şuraya şöyle bir halka çizip tevekkülü farklı bir biçimde sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Yaşadığımız şu düzlemde en ciddi problemi yaşadığımız yer burası. Şu anda burada çok ciddi problemler yaşıyoruz. Bu problemi yaşadığımız zaman problemi buradan ele alarak konuşursak doğru bir noktaya varamayız. Çünkü tevekkül dediğiniz şey tevhid ve teslimiyetin meyvesidir. Eğer zeminde tevhid tam anlamıyla olmazsa ve o tevhid teslimiyete vesile olmazsa, sebep olmazsa tevekkül çıkmaz ortaya. Tevekkül vekil olarak Allah'a edinmektir. İşi Allah'a havale etmektir. İşi Allah'a havale ederken nasıl edileceğine dair de sahabe örnekliği ortadadır. Şimdi biz bunları anlamadan sadece işin bir boyutuyla ilgilenirsek olmaz 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 ve biz bu noktadan hiçbir yere varamayız. Onun için bir kere bunu bilelim ki eğer biz sahabeyi kendimize örnek ve model olarak edineceksek ki Müslümansak edinmek zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok bizim. O zaman bu altı tane kod sahabenin dünyasında nasıl yer aldıysa bizim dünyamızda da öyle yer almalı. Nasıl yer aldı sahabenin dünyasında? Mesela sahabenin dünyasında tevhid olduğu için sükunet oldu. Teslimiyet olduğu için selamet oldu. Tevekkül olduğu için tedbir oldu. Şimdi bunlara birer birer geleceğim. Tazim olduğu için aziyet oldu. Takva olduğu için çıkış yolu oldu. Tevbe olduğu için umut oldu. Aslında biz neticeyle ilgileniyoruz. Nihayetiyle ilgileniyoruz işin niyet kısmında ya da başlangıç kısmında olması gerekenleri kaçırıyoruz. Çünkü işimize geliyor işin meyvesini hemen toplamak. Meyveyi elde edebilmek için tohumu ortaya koyup onun üzerinden de bir bedel ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil.